Ne yapıyorsun? Fatih görüyor. Fatih mi örüyor? Niye, gebe misin? Tövbe tövbe. Bu yaştan sonra. Ne varmış yaşımızda ya? Allah Allah. Dede oluyorsun Recep. Ne dedesi ya? Narin gebe. Narin gebe mi? Ya bildiğin dede oluyorum ha. Genç, delikanlı dede oluyorum ha. Evet Recep, evet dede oluyorum. Biz un eledik, duvara astık. Sen dede oluyorsun. Kendi adına konuş, kendi adına konuş. Bildiğin genç, delikanlı bir dede miyim yani? Ha? Evet, 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 delikanlı. Dur. Dur, elimde şişler var Recep. Bas çek bir tarafına. Dede ha? Ben şöyle bir hava alayım. Dükkanın şu eksiklerini falan da alayım. Bildiğin dede yani. Hadi. Dede. Dede. Hayırdır inşallah. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Recep Yılmaz burada mı? Az önce çıktı ama. Ne oldu? Kendisiyle görüşmemiz lazım. Ya cüzdanı, müzdanı her şeyi unuttuk ya. Bu ne işi ya? Bir ihbar gelmiş. Muzaffer dosyasını yine açmışlar. Şüpheli sıfatıyla senin ifadeni istiyorlar abi. Sami'nin işleri yine bak, ben sana söyleyeyim. Hani hallolmuştu oğlum bu iş, ne yapacağız şimdi ha? Abi Sami işini hallettik ya, hani sanma mı olsun? Efendim? Ceren. Ben Cemil. Nasılsın? Ya nasıl olayım Cemil ya? Duydun değil mi hikayeyi? Duydum. Ağlıyor musun sen? Yapma. Bak sonuçta bu dünyanın sonu değil. Ya çok istiyordum ben bu rüyanın gerçekleşmesini. Ya ben seni görmek istiyorum. Ne dersin? Birlikte bir yemek yiyelim mi? Hem konuşuruz. Olur. Tamam. Irmak Hanım'la ilgili diğer doktor arkadaşlarla ortak teşhisimiz antisosyal kişilik bozukluğu. Yani diğer bir adıyla sosyopati. Ya tam olarak nasıl bir hastalık bu? Yani bir de bu teşhise hani nasıl vardınız? Teşhis için gereken kriterlerin çoğu maalesef Irmak Hanım'da mevcut. Bunlar ne? Ne bunlar? Sosyal kurallara uymamak. Yani yalan söylemek, takma isimler kullanmak. Şahsi menfaati için ya da sadece zevk için diğer insanları kandırmak. Kendisinin veya başkalarının emniyetine yönelik umursamazlık. Başkalarına zarar verme isteği. Kötü davranma konularında kesin bir merhametsizlik. Genelde bu tarz hastalar kanunla başlarını ciddi belaya sokarak büyük hapis cezaları alırlar. Irmak Hanım'ın bu durumunu fark ederek bize getirmeniz çok büyük bir şans. Çok ağır sonuçları olabilirdi. Nasıl oldu ya? Bu kız bu hale nasıl geldi ya? Biyolojik ve genetik faktörler de etkili tabii ki. Ama kimi tezlere göre aşırı baskıcı ve cezalandırıcı aile ortamı. Ya da çocuğun ilk 5 yılda maruz kaldığı anne mahrumiyeti. Tutarsız ebeveyn davranışları ve çeşitli çevre faktörleri. İyileşir mi ya, bunun hapı mapı yok mu? Maalesef çok ciddi gelişmeler yok tedavi sürecinde. Ama bu süreçte hastayı beladan uzak tutmak, kendisini ve çevresindekilere zarar vermesini önlemek mümkün. Ne var lan vilayetin ne var? Müsaitiniz işte, açmıyoruz telefonu, ne var? Abi Moskov Recep burada. Hani bir durum var burada. Adam polis arıyor adamı. Evinin ne Recep'in ne senin ne Ali. Abi ne yapayım şimdi? Hal böyle yani, ne yapayım? Yollayayım mı adamı? Salma lan, tamam geliyorum ben. Şahsi menfaati için ya da sadece zevk için diğer insanları kandırmak.
Kendisinin veya başkalarının emniyetine yönelik umursamazlık. Başkalarına zarar verme isteği. Kötü davranma konularında kesin bir merhametsizlik. Genelde bu tarz hastalar kanunla başlarını ciddi belaya sokarak büyük hapis cezaları alırlar. Of, güzel Allah'ım. Teşekkürler. Rica ederim. Ne dedi doktor? Her şey yolunda. Evet, 12. haftadayız ve her şey yolunda gözüküyor. Yani nasıl yolunda? Böyle çok karnı falan ağrıyordu, kasıklarına falan vurmuştu. Rengi falan bembeyazdı. Hamileliğin 3. ve 4. aylarında kasıklarında keskin bir ağrı olabilir. Bu rahmin büyümesine bağlı olarak rahim etrafındaki bağların gerilmesindendir. Endişe etmenize gerek yok. Ama buraya gelmekle iyi ettiniz. Tabii. Tedbirli olmakta fayda var diye düşündük biz de. Bak doktorun da bana hak verdi ilk defa. Yani anlaşıyoruz sonuçta, değil mi? Tabii. Ağlama artık Allah aşkına ya. Biraz işim var. Her akşam gelirim. Tamam, sen işinden kalma. Ben zaten çıkınca yatacağım. Akşamdan çok uykusuz. Deniz Hanım sana emanet. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi. Tamam efendim, merak etmeyin siz. Görüşürüz. Ben iyiyim. Beni Deniz iyileştirdi. Ben tamamım. Ama bu ırmak cadısı iyileşmezse Deniz gibi olmayacak. Bir çare bulmam lazım. Bir çare bulmam lazım. Ben iyileştiğime göre Allah'ım inşallah ırmak da iyileşir. Ablacığım geldiniz mi? Ne oldu, nasıl oldun? Daha iyiyim Şadiyeciğim. Ama bu ağrılar normalmiş zaten. Bak ablanı üzdüğün için böyle oldu. Duydun mu? Bundan sonra bu evde huzur istiyorum. Huzuru kaçıranın huzurunu kaçırırım. Aman tamam ya, ben yemek yapayım. Sakin edin zaten. Yeter Allah aşkına, uğraşma. Yeterince laf işitti zaten. Hadi çıkar bakayım sen de üstünü. Tamam. Bundan sonra doğuma kadar buradan kalkmayacaksın. Tamam. Ver şu çantanı da. Uzan, uzan hadi. Hoppa. Kalk bakayım ayaklarında. Ya tamam. Neyi tamam? Dur gelin. Fırat dur. Fırat dur, gelecek şurada dur. O yemek yapana kadar o. Ben bana mevzuyu hallettim demedin mi? Abi hallettim ya. Kendi ellerimle bindirdim otobüse, yolladım memlekete ya. Yani oradan bir sıkıntı çıkmaması lazım. O zaman nereden çıktı bu polis polis dalga dubariler? Ha bilmiyorum ki yani. Çok çok dağınık bitirmiş işi yani. Kim bilir kimlere evlendi. Hangisi çıkacak bilmiyorum yani. Abi gözünü seveyim şu işi hallet ya. Abi Sermet dersek. Bu yaştan sonra beni cezaevine göndermeyin. Torunum olacak böyle. Dünya gözüyle göreyim, başka hiçbir şey istemiyorum. Hallet bu işi. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ben gelsene ben de. Uğraşamayacağım ben bununla, başım ağrıyor benim. Ya ne yapacağız peki abi? Aç bir oda, zıbarsın yatsın. Ben yarın gider Narin'le konuşurum. Şimdi kızın rızasını almadan bir hareket yapmayalım biz, kızın babası. Olmaz öyle şey. Ha, yeni uygulama. Soracağız artık diyorsun yani. Ben çıkıyorum. Nereye abi, sorması ayıp? Ayıpsa niye soruyorsun oğlum? Pardon abi. Ha, Ali. Bana bir tane oyuncu bulman lazım. Yani erkek. Yakışıklı bir şey olsun ama biraz yolsuz olsun. Bir de senarist. Ya abi, kamera mamera, ekip mekip yönetmen. Hayırdır abi, film işine falan mı giriyorsun? Yani film işine giriyoruz da öyle kameraya, ekip mekip yönetmene falan filan ihtiyaç yok. Mevzuyu biz halledeceğiz. İlk başta bir bağımsız başlayalım, sonra yolumuz açılır falan diyorsun. Da abi yani ne yapacağız, ne edeceğiz bir söylesen de ben de ona göre ayarlasam her şeyi. Oğlum şimdi bu ırmak sosyopatmış. Tedavisi de çok zormuş. Şimdi bu tedavi olmadığı sürece Deniz'in yüzü gülmeyecek.
Deniz'in yüzü gülmediği sürece benim de yüzüm gülmeyecek. Ama bak, ben iyileştim Ali. Yok abi, estağfurullah. Ne sosyopatı? Yok yok. Yani doktor Irmak'a belirtileri bir bir sıralarken... ...yarı zannettim ki benden bahsediyor. Ama ne oldu? Ben iyileştim. Nasıl iyileştim? Deniz beni iyileştirdi. Aşık oldum, mevzu bitti. Ha, şey yapacağız. Aktörü sokacağız Irmak'ın hayatına. Ona aşık edecek falan filan. Ya abi, yani senariste ne gerek var ki? Şimdi Irmak kafası çalışan bir kız. Yani öyle kuru kuru aktör tek başına yapamaz bunu. Senarist güzel bir hikaye kuracak. O aktör de işte verecek odunu, verecek odunu. Olacak bitecek mevzu. Tamam mı? Bir de iyileştim diyor ya. Ya düşündüğü şeye bak, bir de iyileştim diyor. Yani bu sosyopatlık değil de ne yani? Aktör tutacakmış da senarist. Da senaristi ben nereden bulacağım ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.